Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bloomberg ET stüdyolarına. 22 Kasım 2023 çarşamba akşamındayız ve her çarşamba olduğu üzere gazeteci yazar Hakan Gülda ve ekonomi ve strateji danışmanlık hizmetleri başkanı Doktor Can Fuat Gülesel bizimle birlikte. Can hocam hoş geldiniz. Teşekkürler. Hocam, hoş bulduk. İyi, hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten çok fazla konumuz var. Hangisini nasıl sıkıştıracağız bilmiyorum ama isterseniz bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın İstanbul Sanayi Odası'ndaki konuşmalarıyla başlayalım ki oradan da konuşacağımız bayağı bir konu var. Öne çıkan ya da en azından birinci olarak sizlere sormak ki ikiniz de oradaydınız. Toplantıdaydınız. Hocam ama tamamını izlemiş. Biz gazeteciyiz diye dışarı çıkarttılar belli bir soru cevap bölümünü. Bir bölümden sonra öyle mi? Öyle. Kapalı bölüm yaptı. Öyle oluyor yani o gelenek olarak öyle. Birinci olarak size sormak istediğim yatırım taahhütlü avans kredisi. Bu konuda yüksek teknolojili ürünlerin üretimini teşvik anlamında yatırım taahhütlü avans kredisi uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Çalıştık, bir noktaya geldi ve yakında Merkez Bankası tarafından açıklanacak bu gelişme dedi. İsterseniz böyle başlayalım. Nasıl başlamak istersiniz? Hakan, istersen çok kısaca söyleyeyim. Yani çok uzun zamandır mutlaka olması gerekir diye beklenen bir kredi, yatak kredisi. Daha önce verildi zaten. Yani hiç verilmeyen yepyeni bir çalışma yok ortada. Evet. Sadece buna bir kaynak ayrılması isteniyor, bekleniyor. Çünkü uygun krediler bunlar. Tam da adı üzerinde yatırım avansı, yatırım taahhütlü avans kredisi. Yatırım taahhütlü avans kredisi. Yatırım yapacağım. Evet, lazım mı? Çok lazım. Şu anda belki de yani aslında üzerinde durmamızda büyük fayda var. Çünkü şu anda Türkiye'de özellikle bu yeşil dönüşüm vesaire gibi konular başta olmak üzere ki geçen hafta da konuşmuştuk biliyorsunuz bu Türkiye Yeşil Fonu 155 milyon dolar aldı. Türkiye Dünya Sanayi Bankası Kalkınma Bankası, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası Dünya Bankası'ndan. İşte bunun üzerine bir takım gelişmeler ama bunlar yetmiyor tabii. Ve her şey de yeşil dönüşümle ilgili değil. Oraya doğru orada büyük bir finans bolluğu imkanı var ama tabii ki başka ihtiyaçlar da var. Yani şu anda maalesef Türkiye'de OSB'lerimiz, diyelim maalesef demeyelim o tarafına, OSB'lerimiz hala tıkır tıkır çalışıyor. Sıkıntılar var ama çalışıyor. Bilmiyorum hocam tabii, da tabii, görüyor. Tabii, yani tabii. Ne zaman bir organizasyon sanayi bölgesine yani, gitseniz orada hareket var, inovasyon da var. Yani herkes bizim böyle ya şu eksik, bu eksik dediğimiz birçok konuda gerçekten güzel gelişmeler var. Ama öbür taraftan şu da artık iyice sanayici tarafından dile getiriliyor ki, söyleniyor bu. Bir, artık biz yeterince ucuz değiliz. Hele ki belki konuşuruz bu asgari ücret meseleleri falan. İyice oralarda endişeler var. Ucuz olmadığımız kesin. Hocam, kaliteli miyiz? Hazır Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda TİM Başkanı da dile getirdi. Portekiz bizden daha ucuz diyor mesela. Evet. Doğru. Avrupa ülkeleri. Sadece Portekiz de değil. Başka ülkeler de artık bazı sektörlerde bizden daha maliyetleri en azından daha uygun durumda. Ucuzluk, pahalılık yani istediği zaman fiyat kırabilecek durumda. Hı hı. Ve Avrupa'nın içerisinde yani. Bir böyle bu durum var. İkincisi kalite konusunda da artık yabancıların da söylemleri yani onunla çünkü çok karşılaşıyor sanayicilerimiz. Valla biz yeterince o teknolojik dönüşümü tam yapamadık. Bir ara o konuda bayağı ileri gittik biz. Hatta sanayici diyordu ki ya bize Allah aşkına verimlilik artışı falan diye bir şey söylemeyin. Çünkü biz en teknolojik makinalarla çalışıyoruz. Hakikaten de gidiyorlardı fuarlarda gördükleri en yeni teknolojiyi alıyorlar getiriyorlardı. Teknoloji merakımız da var zaten. Yani üretme noktasında çok olmasa da kullanma noktasında var. Ama şu anda kalite bakımından da o teknoloji yatırımlarını yeterince yapamadığımız için hocam, kalite sıkıntımız derken, var. Tamamen uyduruyorum. Kumaşın kalitesinden mi bahsediyoruz yoksa kumaşın bugün dünyada geldiği nokta itibariyle ne bileyim terlemeyi önleyen şey yapan vesaire hani teknolojik kaliteden mi bahsediyoruz? Teknolojik kaliteden bahsediyoruz, üretim kalitesinden bahsediyoruz. Diyorsunuz ki şunu bana sipariş geçiyor Avrupalı, şunu bana üret kardeşim. Tamam üretiyorum. Aa diyor ya sen sıfır hatayla çok güzel ürettin, çok teşekkür ediyorum diyor. Biz Türkiye, bugün Kalder'in toplantısı da vardı. Orada da dile geldi. Yani Türkiye'de bizim firmalarımız Avrupa kalite ödüllerini peş peşe aldılar.
Kalite açısından sıkıntımız yok. Sıkıntımız şurada. Teknoloji. Diğerleri de kaliteli hale geldi. Artık kalite farkı kalmadı. Eskiden hani, ayırt edici bir unsur olmaktan çıktı. Ayırt edici bir unsur olmaktan çıktı giderek. Şimdi bunu nasıl aşacaksınız? Ölçekte de problemimiz var. Bugün İstanbul Sanayi Odası'nın meclisinde, daha doğrusu kulisinde konuşuluyordu. Ya bizim herhalde birleşmekten başka şansımız yok diyorlar. Çünkü hakikaten fiyat tutturmakta, ölçek tutturmakta da sorunlar var. Fiyat tutturmakta da sorunlar var. Kalite konusunda da artık siparişi verenler diyor ki vallahi iyi de hani Çin de senin kadar yapıyor, Vietnam da senin evet. kadar yapıyor. Endonezya'nın da kalitesi iyi demeye başladılar. Şimdi bizim orada artık bu büyük abilerle yani Avrupa'nın bir anlamda İtalya'sıyla, İspanya'sıyla mücadele edebilir, onunla rekabet edebilir hale gelmemiz lazım. O da daha butik üretim. Hindistan'a yani ben sanayicide böyle bir eğilim görüyorum. Ya birleşeceğiz, ölçeğimizi büyüteceğiz. Bu da yatırıma ihtiyaç duyuyor. Değil mi? Tabii. Birleşmek de bir çünkü şey. Öyle sadece hadi sen ben bizim olan bir araya kağıt geldik. Kağıt üstünde birleşme olmuyor. Olmuyor. Yani o bir program, güçlerin birleştirilmesi ama mutlaka her sektörümüzün teknolojik yoğunluğunu yukarıya çekmek gibi müthiş bir sorunumuz var bizim şu anda. Onu çekebilirsek hakikaten biz kalite tarafında da gene fark açabiliriz, atabiliriz. Ölçeğe rağmen ölçekteki Hindistan'ın, Çin'in, Endonezya'nın, hatta Pakistan'ın, Bangladeş'in, Endonezya'nın rekabetine karşı durabiliriz. Bir de tabii kalitede de farkı biraz daha açmamız gerekiyor. Bizim artık hocam daha iyi söyleyecektir onu. Türk sanayinin bir servisifikasyon, belki söylemesi zor ama servisifikasyon yani hizmetler tarafını da işin içine kattığı tasarımı, lojistiği, birçok konuyu üretimle, imalatla birleştirdiği. Yani artık bunu bugün ürettiniz, yarın Danimarka'da bunun peşinde olmanız gerekiyor. Bununla ilgili her tür servisi vermeniz gerekiyor. Bunların hepsi yatırım. Sevgili üstadım, hepsi yatırım. Onun için ve bunlar böyle... Hepsi yatırım, hepsi para. Hepsi para ve %50 faizlerle, kredi faizleriyle bunun yapılması mümkün değil. Onun için sanayici, Adana'daydık. Adana'daki toplantıda da Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç özellikle belirtti. Dedi ki bu yatak kredilerinin mutlaka devreye girmesi lazım. Yani bu devreye girmeden bizim yeni yatırımlarla, çünkü iş dünyasında rekabet gücü hala her şey demek. Rekabet hala en önemli unsur. Bu rekabet gücünü kazanmanın bir anlamda sanayici artık öyle düşünüyor. Bu yatırımları yapmadan bu rekabet gücümü ilerletmem mümkün değil. Ya geri duracağım ya ileri gideceğim. İleri gideceksem para lazım. Para nerede? Para yatakta. Böyle özetleyebiliriz. Peki hala. Açıkçası. Peki hala. Gündeme gelen bir diğer husus da birçok konu geldi. Büyümede konuşuldu. Bu senenin büyümesi, önümüzdeki senenin büyümesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bunları da bahsetti. Bir de deprem. Yani afet risklerinin azaltılması evet. için, depremlerin yol açtığı hasarın süratle giderilebilmesi evet. için deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyaçları için 2023 bütçesinden ayrılan ve 2024 bütçesinden ayrılan miktarları bahsetti ama deprem konusu sadece bununla sınırlı kalmadı galiba değil mi? Doğru, soru cevaplar bölümünde özellikle ki Sayın Başkanımızın Erdal Bahçıvan'ın konuşmasında da vardı. Şimdi burada Murat şöyle özellikle bir kentsel dönüşüm kanunu da biliyorsun çıktı. Burada biz onun öncesinde de zaten bahsediyorduk. Yani burada deprem riskiyle karşı karşıya olan sadece konutlar değil. Hep konutlar ön plana çıkarak değerlendirme yapılıyor. İhtiyaçlar ortaya konuluyor. Ve kaynaklar da büyük ölçüde konut tarafında yani yaşam alanları tarafında kullanılmalı gibi bir eğilim var. Esasında bugünkü gündeme gelen önemli bir konu İstanbul'da deprem riskiyle karşı karşıya olan çok ciddi bir sanayi ve ticaret erbabı bölgesi ve üretim kapasitesi de var. Yani burada hem deprem riskiyle karşı karşıya olunması var
hem de artık genişleme alanının kalmamış olması. Bu da ikinci bir unsur. Yani 2TL küçük organize sanayi bölgesinde artık küçük ve küçük ortanın bir aşama üstüne orta ve büyük ölçüye geçmek isteyen yüzlerce firma var. O kapasiteye gelmiş durumda, evet. Ama 2TL'nin o OSB, 2TL'yi örnek olarak veriyorum, diğer küçük sanayi bölgeleri de böyle. Fakat artık kendi içinde bir genişleme alanı da kalmamış durumda. Bu nedenle burada şöyle bir öneri, daha evvel de zaten İstanbul Sanayi Odası bunu gündeme getiriyordu. Yani bize ilin çeperlerinde bir OSB, ihtisas OSB benzeri oluşturun. Bunun arsaları ve arazi altyapısı kamu tarafından gerçekleştirilsin. Bize kiralama şeklinde bunu verin, yani bir maliyet olmasın. Ve burada hatta bunu TOKİ belki yapsın gibi. Ve biz buradan şehir içindeki riskli alanlardan taşınalım. Burada daha sağlıklı alanlara geçelim. Çünkü bu fabrikaların, üretim tesislerinin yeşil dönüşüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi de şu anki herkes için demiyorum ama İstanbul'daki birçok firmanın mevcut fiziki koşulları içinde gerçekleştirebileceği bir durumda değil. Doğru. Gerçekleşse bile, evet, çok pahalı. Doğru. Evet. Çok, yani yeni bir yere yapmanın anormal yüksek. Çok doğru. Şimdi bu konu gündeme geldi. Yani ki Sayın Kacır Sanayi Bakanımız da bundan bir ay evvel bir açıklama yapmıştı. Ben ondan sonra onun devamını da izlemeye çalışıyorum. Türkiye'deki sanayi alanlarının büyüklüğünü işte şu kadar süre içinde 3 katına çıkartacağız gibi de iddialı bir hedef de ortaya koymuştu. Şimdi bir yeni kapasite yatırımları için alanlara ihtiyaç var ama bugün İstanbul'daki özellikle iş dünyasının daha çok talebi bu taşınma meselesi, deprem riskine karşı koruma meselesi. Tabii bu da çok pahalı bir hikaye. Yani Murat, bu da belki şöyle bakmak lazım. Yani Hakan da çok detaylı verdi ama ben şöyle görüyorum. Artık reel sektörün, yani mal ve hizmet üretenler, sadece sanayi için değil. Burada Murat, yatırım kredisi veyahut da yatırım finansmanı ihtiyacı kapasite ve adet üretmek için değil artık. Değer üretmek için. Hı hı. Yani çok farklı bir ihtiyaç. Yani yeşil dönüşüme uyum sağlama, dijitalleşmeye uyum sağlama, daha yüksek katma değerli üretim için, ürün çeşitliliği için vesaire vesaire. Hakan'ın yine bahsettiği bu servifikasyon. Yani ben söyleyemiyorum. Türkçesini bulamadım hocam. Doğru. Biraz sonra belki değineceğimiz bir konunun, evet, içinde bizim makinecilerin bir uyarısı oldu. Belki senin bu söylediğinle orada örtüştürerek de söyleyeceğim. Şimdi oradan belki buradan Murat bir iki cümle şeye geçeyim. Yatırım kredisi, tamam, ihtiyacına tabii geçeyim. Ki. Çünkü şöyle, yani gerçekten bu kentsel dönüşümde, yani konutlar için bir finansman modeli çıkartmaya çalışıyorsunuz. Benzerini buradan taşınması gereken reel sektör firmaları için de bir model geliştirilmesi açıkçası gerekiyor. Benim de aklıma esasında şu geldi. Seninle de biraz evvel sohbet ediyorduk. Detayında ben kanunun göremedim. Hakan da ne der bilmiyorum ama. Evet. Şimdi bir rezerv alanlar ilan edilmesi konusu var şehir içinde. Bu konutlar tarafında çok ciddi anayasal bir sorun haline bile gelebilecek bir noktada. Fakat rezerv alanların örneğin sanayi tesisleri için veyahut da ticari tesisler için uygulanıp uygulanmayacağına dair bir ben madde ve şey görmedim. Hep konut odaklı. Evet. Yok. Evet. Yani yok. Fakat burada şöyle olabilir. Yani bir zorunlulukla bu Ankara'nın veyahut da kamu otoritesinin, işte kentsel dönüşüm başkanlığının veyahut da bakanlığın, bu yetki kimde olacaksa, onun gelip fabrikaya kardeşim sen çık burayı rezerv alan ilan ediyorum değil. Ama özellikle bazı ilçelerde, yani böyle çok yoğunlaşmıştı Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, İkiteli, Bağcılar vesaire, o Hadımköy'e kadar olan çok geniş bir yerde. Mesela bazı alanlar üreticilerle de anlaşılarak rezerv alan ilan edilebilir. Fabrikalar buradan taşınır, bir yer gösterilir, orada daha doğrusu yer verilir. Böylece ne sanayici orada yer sahibi olur. Burada da kamu kendisine ciddi bir rezerv alan
oluşturmuş olur. Yani mesela böyle de bir model kullanılabilir. Buradan hemen kredi meselesine geleyim. Şimdi bu kredi yatırım taahhütlü avans kredisi için hani beklenti esasında şöyle, yani bu yine Merkez Bankası kaynaklı kullandırılacak bir reeskont kredisi gibi. Avans diyoruz ama yani piyasa faizlerinin oldukça altında uygun koşullarda kullandırılacak bir kredi olacak. Bu bir. Kim nasıl kullandırılacak konusu halen soru işareti Murat. Ve uzun vadeli. Ve uzun vadeli. Evet. Tabii. Uygun koşullar dediğimiz yani o reel sektörün arzu ettiği. Burada orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörler ki geçen hafta konuşmuştuk yani şunu bir belirleyin nedir diye. Bunlara vermek üzere ve ihracat odaklı da aynı zamanda olacak hikayesi. Fakat burada bu kredinin kullanma koşulları vesairesine ilişkin şimdi bir değerlendirme bekleniyor. Ve büyüklükler konusu. Yani burada hangi ölçekteki, hangi yatırımlar için ne kadar büyüklükte kredi kullandırılacak. Bir de bir öncekinde Hakan düzelsin yanlış söylüyorsam, fatura karşılığı diye. Yani yatırım malı alıyorsunuz, onun finansmanı diye. Yani yatırım kredisi de sizin hesaplarınıza geçmiyordu. Burada evet. Yatırım için satın aldığınız makine, o, bu, şu vesaireye falan kullanılıyordu. O şimdi kredilerde kısmen kalktı hocam. Değil mi? Yani bunda kalkması gerekiyor diye söylüyorum Hakan. Evet. Ve mesela burada yerli makinelerin kullanılması halinde vesaire gibi bazı avantajlar getirilmesi gibi bir konuda düşünülüyor. Ama bu kredi finansman olanakları yani şöyle bitireyim. Yani gerçekten artık değer yaratmaya dönük kullandırılması. Biz hep yatırım kredilerini hep şöyle veriyoruz. Ne kadar yeni kapasite yaratacaksın, ne kadar yeni adet ve ne kadar yeni istihdam yaratacaksın. Evet. Bu belki de planlı kalkınma döneminin bir modeli. Hı hı. Yani şimdi yeni bir döneme geçiyoruz. Burada mevcut firmaların kendi içinde orta yüksek, yüksek teknoloji firmaların değer yaratmasına dönük yatırımlarının da finanse edilmesi burada çok önemli olacak. Yoksa sadece gidin yeni sıfırdan bir yatırımın finansmanı için diye düşünülecekse o çok yeterli olmaz diye düşünüyorum Murat. Peki. Buna şimdi hocamın söylediklerinden böyle aklıma gelen bir bu deprem bölgesiyle ilgili olarak da özellikle Sayın Bakan, Sanayi Bakanı Fatih Kacır şimdi Aralık başında bu bölgedeki sanayicileri topluyor ve savunma sanayiyle ilgili buralarda hangi yatırımların yapılabileceğini, hangi ilde hangi yatırımların yapılabileceği konusunda geniş bir istişare olacak. Bunlar için de bu tür kredilere ihtiyaç var. Bir, ikincisi bunlar evet düşük faizli vesaire filan ama yani bunları biraz da bazen toplum ya böyle kıyak kredi filan gibi görüyor. Hiç böyle değil. Yani bu yatırımları yapmadığımız zaman biz geleceğimizin ihracatını da istihdamının da maalesef o kapasitesini inşa edemeyeceğiz. Yani bu kadar kritik bir durum. Şu anda sıkıyoruz ama artık bu yatırım tarafında mutlaka bir şeylerin yapılması lazım. Hocam, çok net görünüyor. Sanayi alanında da çok ciddi yatırımları hep konuşuruz. Bu son dönemde özellikle konuşuruz. Bayağı bir dönemi biz boş geçirmişiz galiba yatırımlar. Biraz doğru. Öyle. Yapılıyor. Hala yapılıyor. Enerjide gene güzel yatırımlar var ama daha hızlanmamız lazım. Tamamlayıcı yatırımların gelmesi lazım. Daha çok şu anda ilave, ekleme bunların üzerinden gidiyoruz. Bir. İkincisi de ya mesela Türkiye'de işte geçen biz de yayınladık BDDK verileri üzerinden. Hani takipteki alacakların krediye oranı öyle çok yüksek filan da değil. Yani tabii ki sorunlar var ama gerçekten Türkiye ortalaması 1.53. 1.53. Hani bazı illerde Çankırı filan gibi iyice bu yarım %1.5'a filan kadar iniyor. Bazı illerde biraz daha yüksek ama mesela Konya'ydı, Diyarbakır'dı filan bunlarla da konuştuğumuz zaman o da daha çok özel sektör bankalarıyla kamu bankaları arasındaki bir takım uygulama farklılıklarından filan kaynaklanıyor. Yoksa o illerin de borç ödeme ile ilgili çok büyük problemleri olmadığı görünüyor. Yani hakikaten böyle bir tarafından da bakacak olursak bizim bu kredi meselesini bir yeniden oturup düşünmemiz lazım.
geleceği düşünüyorsak bugün biraz yatırım tarafında özellikle kesenin ağzını açmak gerekiyor. Başka yolu yok görünüyor bu işin. Peki. Murat, buyurun. Çok konudan konuya. Hakan, ben konuşuyorum, Hakan bir not alıyor, Hakan konuşuyor, ben alıyorum. Ama gerçekten yani bu hafta bende de çok yoğundu, çok yoğun temaslar. Bir iki tane sadece çok ufak. Hakan biraz evvel yine bu bahsettiği kalite standardı vesaire de tutturuyoruz ama teknoloji tarafında yokuz. Ya yokuz yanlış bir kelime oldu. Yeterli değiliz de. Gelişmemiz ya şöyle yani. Dün mesela makine ihracatçı birliklerinin yönetim kurulu toplantısı vardı. Orada bir gündem son bir ayda katılınan fuarlardaki gelişmelere ilişkin izlenimleri anlattı yönetim kurulu üyeleri. Ve orada ana öne çıkan konu şu, katılan firmaların diğer ülkelerden firmaların ki Hakan'ın söylediği o konuyu tam çok açıklıkla ortaya koyuyor. Artık bütün makineler ki seninle hafta içinde de şu yapay zeka konusunu konuşmuştuk. Evet. Yani oraya da bağlayacağım. Artık makineler dijital ve otomasyonun tam dijital tam otomasyonun da ötesinde yapay zekayı da içine alan ve bilgi toplayan topladığı bilgilerle makine öğrenmesi ve peki neden verimi arttırmak için elbet yüksek olan verimi daha yükseğe taşıyabilmek için aynen öyle. Çarpan etkisiyle daha da fazla arttırabilmek evet, için bak mesela bunu çok enteresan su pompaları ve diğer akaryakıt ve benzeri pompalar ve şeyleri için, sistemleri için söylediler. Buradaki su tüketimi ve benzerisini makine kendi ayarlamış sistemiyle zaten tasarruf eder hale geliyor. Yani senin tasarruf uyup uyumamana şey değil. Mesela bu çok enteresandı. Tarım makineleri için toprakla temas edilen yerde veyahut da havayla temas edilen yerdeki sensörlerle müthiş bir şey alma, bilgi alma ve buna göre işte tohumların dökülmesinden tutun vesairesine kadar. Yani bütün yeni makineler, bu fuarlar söyleyin adını salgın nedeniyle ara verilmişti. 3 yıl, 4 yıl sonra tekrardan yapılanlar. Müthiş bir teknolojik ilerleme evet. var ve tamamen artık oraya gelen makineler vesaireler daha diğer sektörlerdeki ürünlerde tamamen kendi içindeki bu sensör, akıllı zeka vesaire gibilerle fark yaratıp öne çıkıyorlar. İşte bizde de İhtiyaç olan bu değer yaratma dediğimiz hikaye bu. Bunların yatırımlarının finansmanı tarafını artık modelliyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Çok çok doğru söylediniz. Ve Hakan abinin de söylediği gibi maalesef geride kaldık bu konuda. Acilen evet. o arayı kapatmamız gerekiyor ama bunun için de para lazım, yatırım lazım. Aman şaşırmayalım. Ama ve evet. yani şunu da söylemek lazım. Benim en azından aldığım izlenim Merkez Bankası bu yatırım kredileri tarafının tamamen kendisine yüklenmesi tarafından da çok hoşnut değil. Yeni yönetim için söylüyorum. Ve bunu başka kanallardan da mutlaka yatırım kredisi verilir hale getirmemiz gerekiyor. Kalkınma bankacılığı, işte kamu bankaları, özel ihtisas bankaları vesaire. Yani biz Merkez Bankası'nı bu para politikasının içinde sadece tek yatırım kredisi kaynağı olarak görürsek, Merkez Bankası'nın bu endişesi nedeniyle çok da böyle istenilen Hakan sanki reel sektöre çok kaynak çıkamayacakmış gibi diye de düşünüyorum açıkçası. Yani işte onun bu yatak kredileri onun bir anlamda bir panzehiri. Evet yani orada işte evet, evet. bakalım bekleyelim görelim. Göreceğiz ama ya bir süredir çalışılıyor. Çalışılıyor. Artık evet. Sayın Bakan'ın herhalde ya daha doğrusu Cumhurbaşkanı yardımcımızın yani bu İSO'da verdiği herhalde en önemli haber gibi, bilgi Doğruydu. Gibi de oldu değil mi? Bir yani, de bilgilendirme açısından senin geçen hafta konusunu açtığın şu iklim kanunu, emisyon ticareti evet. vesaireyle ilgili ciddi hazırlıklarımız başladı, hızlanıyoruz. Adım atıyoruz sizlerle de işbirliği içinde de. Yani Sayın Bakan bugün bir 11-12 saatlik bir sunum yaptı değil mi? Öyle. Zaten orada yapısal reformlar başlığının evet. altındaydı. Yani orada da bayağı bir şey var. Kendi karbon vergimizi kendi içimizde tutalım vesaire gibi söylemler oldu. Bilmiyorum daha sonra belki şey yaparız i̇şte değerlendiririz. Orada da Sanayi Odası Başkanı, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Sayın Bahçıvan'ın, Erdal Bahçıvan'ın hani büyümenin kalitesi evet. meselesini gündeme evet. getirdi. Hani kaç oranda büyüdüğümüzün ötesinde tabii ki o da önemli, büyüme hızımız da önemli. Bahsettiğiniz şeyde. Bahsedilen şey de teknoloji işin içerisine aynen. ne kadar dahil evet. olacak. Evet. Çünkü şimdi zannediyorum biz bir araya gideriz. Araya gideceğiz. Ama ondan sonra çünkü hakikaten çok kritik bir aşamadayız. Bizim artık verimlilik artışı için
mutlaka bir başka yol bulmamız gerekiyor. Yani kırdan şehire insanları toplayarak elde ettiğimiz o verimlilik artışı artık emeği ucuzlatarak, emeği ucuzlatıp büyüdük biz. Emeği ucuzlatıp büyüdük. Şimdi bugünkü tartışmalar da bakın hep bunun etrafında şekilleniyor. Ya teknoloji, ya ölçek büyüteceğiz, ya yani bizim artık emeği ucuzlatarak değil, belki eğitimi ucuzlatarak, sağlığı ucuzlatarak, adalete erişimi ucuzlatarak ve kolaylaştırarak bir yöne doğru gitmemiz gerekiyor. Ve tabii bir şeyi de çok pahalılaştırmamız gerekiyor. O da çok net, mutlaka yapılması lazım. Bozuyor, aynen enflasyon gibi yolsuzluğa bulaşmayı da çok pahalı hale, çok maliyetli hale getirmemiz gerekiyor. Pekala. Birçok konunun altını çizdiniz. Teşekkür ediyorum. Ve hemen bir ara gidiyorum, ardından devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz ve bütün hızımızla devam etmemiz lazım hocam. Şimdi ihracatta 1 Ocak 2024 itibariyle şirketlerin üretim yeri bazlı yeni bir sisteme geçilecek. Bir, bu ne getiriyor? Bir de konuyla bağlantılı olarak bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de bir açıklaması vardı. Bir reform paketinin bir parçası olarak şuradan hemen hata yapmamak için size okuyacağım. Evet. Ülkeye döviz getirilmesini teşvik etmek üzere bazı faaliyetlerde uygulanacak ki o faaliyetler mimarlık, mühendislik, yazılım, tasarım, veri işleme, çağrı hizmetleri ile eğitim ve sağlık faaliyetlerinden yurt dışına hizmet olarak sunulan bu faaliyetlerden elde edilen gelirlere sağlanan %50 kazanç istisnasını kazancın Türkiye'ye getirilmesi şartıyla %80'e çıkaracağız dedi Hazine ve Maliye Bakanı. İsterseniz ikisini beraber değerlendirelim. Karı getir, karı Türkiye'ye de getir. 50 yerin istisna yerine 80 istisna vereyim diyor. Bu kadar basit aslında. Fazla söylenecek bir şey yok. Öbürüne de bana sorarsanız hani çok konumuz varsa diye söylüyorum. Hayır, hocamın ihracat tarafını hocam söylesin. Estağfurullah, yok. Yok, siz söyleyin. Yok. Şirketlerin üretim yeri bazlı. Ha, yani şöyle, şimdi bu hep bir tartışma konusuydu. İstanbul merkezli veyahut da diğer başka il merkezli firmaların diğer şehirlerdeki üretim tesislerinden gerçekleşen ihracatlar kayıtlarda biraz farklılığa yol açılıyordu. Tutulan kayıtlar merkez firmanın ihracatı gibi diye değerlendiriliyordu. Yani diyelim ki Gaziantep'ten, Kocaeli'den, Bilecik'ten, Düzce'den, evet, İstanbul merkezli, İzmir merkezli, Denizli, Uşak vesaire. Buradan bir ihracat gitti. Ankara merkezli ama Çankırı, Çorum'da üretim tesisi var. İhracat oluyor. Burada bir karışıklık oluyordu. Yani bu ihracat Çorum'dan değil de Çankırı'dan, Bilecik, Düzce'den değil de şirketin merkezi olduğu yerdenmiş gibi gözüküyordu. Tabii gümrük kayıt çıkışlarına göre ayrı bir veri toplanıyor. İhracatçı birlikleri kayıtlarına göre ayrı toplanıyor. Bu karmaşayı gidermek için TÜİK şimdi ihracatın yapıldığı üretim tesisi neredeyse, hangi il içindeyse bazını onu alarak değerlendirecek. Bu da Murat yalnız şunu getirecek. Şimdi illerin bir de gayri safi hasıla hesaplamaları yapılır ve illerin o işte teşvikli bölgeler ve diğer bir takım istisnalar vesaire de illeri biz gruplarız. Birinci bölge 2, 3, 4, 5, 6 o da illerin milli geliri ve kişi başı milli gelirine göre belirlenir. Şimdi bu düzenlemeyle birlikte bazı şehirlerin hem ihracatları değişecek hem de buna temel olarak yapılan, bu baz alınarak yapılan milli gelir, kişi başı gelir hesaplamaları da değişecek. Belki 1 Ocak 2024'ten itibaren bu anlamda bu bölgeler içindeki illerin vesairenin de hepsi için değil ama bazıları için değişme olasılığı da gündemde. Pekala. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa konuyu değiştiriyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cezayir dönüşünde uçakta gazetecilere sorularını yanıtladı ve orada dezenflasyon programımız büyük ihtimalle Türk lirasında reel değerlenmeye sebep olabilir. Bundan sonra Türk lirasının reel değer kaybettiği süreç sona ermiştir ifadesini kullandı. Buradan sanayici, üreten ne çıkarmalı, ne anlamalı, ne dersiniz? Dolar 28.83, euro da 31 liranın üzerinde şu anda. Yani şöyle diyelim, evet bir yanıyla doğru.
Yani yavaş yavaş artık Türk lirasının o hızlı reel değer kaybında bir şey var. Azalma var. Hatta zaten ihracatçımız bundan şikayetçi de baktığınız zaman. Yani işte enflasyonun artış hızıyla kurların, mesela doların artış hızı aynı değil. Onun altında kaldı. Gerçi son dönemde biraz daha birbirine yaklaşmış gibi görünüyor ama yani görünen, şu anda uygulanan bir anlamda, yani adını da ne diyeceğimizi ben çok bilmiyorum ama böyle kontrollü dalgalı bir kur rejimi uyguluyoruz. Yani işte bankalara da bazen deniyor, çok müdahale edilmiyor. Ama bankalara şey, kotasyonlarınız şuraları aşmasa iyi olur filan deniyor. Yani bu çerçevede günlük bakıyoruz. Özellikle Eylül başından bu tarafa günde 0,10, 0,12 arasında hep böyle bir değer kaybı yaşıyor Türk lirası. Ama bu enflasyondan reel olarak arındırdığınız zaman Türk lirası şu sırada zaten hani kurlar karşısında daha değerlenmiş gibi görünüyor. Fakat yüksek enflasyon nedeniyle zaten şu anda dünyada özellikle dolara karşı değer kaybeden az sayıdaki, hatta hemen hemen başka şey kalmadı. Evet. Yani para birimi kalmadı. Tamam. Bir tek bizimki değer kaybediyor, evet, gibi görünüyor. CDS'imiz düşüyor ama TL değer kaybediyor. İlginç işler yaşıyoruz bu aralarda. Evet, ama tabii ki bu daha önce yaptıklarımızın bir şeyi sonucu gibi. Evet. Yani böyle birdenbire sıçramalar olmasın, işte bu enflasyona da yansımasın diye bir rota izleniyor ama şöyle diyelim. Bu şu manaya gelmez. Kurlar, ya yani Türk lirası dolar karşısında o ilan edilen rakamlar bakımından değer kaybetmeye devam edecektir. Ama bu değer kaybı enflasyonun altında tutulmaya çalışılıyor. Ya da enflasyon kadar. Enflasyon kadar bile değil. Zaten biraz problem o. Ya da evet, aylık enflasyon aylık eğer 3,5 filan civarında bir yerlerde olacaksa o hemen hemen onu, o civarlarda bir yerde oluyor. Gerçekleşti, evet, ya. Yani evet. Eylül'den beri aslında öyle, evet, baktığınız zaman. Herhalde kastettiği Sayın Cumhurbaşkanlığında o olsa gerek. Yoksa hani birdenbire Türk lirası şimdi dolar karşısında değer kazanacak. Yani Türk lirası 1 dolar 25 liraya düşecek, 24 anlamında liraya düşecek değil. Anlamında değil şu an. Böyle bir şey yok. O belki dışarıdan para girişine bağlı olarak dalgalanma o yönde de olabilir. Ama şu anda öyle bir durum yok. Zaten ihracatçının da düşüncesi, beklentisi, siz de söylediniz. Enflasyon ne ise kurda o kadar artmalı. Evet. 61 mi şu anda? 61 olmalı. Yıl sonunda 65 mi? 65, evet, olmalı gibi. Doğru, yani hem üretici maliyetleri, ücretler, reel sektörün bütün beklentisi, yani kur, enflasyon, maliyetler, kendi fiyatları arasındaki artışın arasında bir uyum olması. O geçtiğimiz 2 sene boyunca o uyumu çok kaybetmiştik ve onun sıkıntılarını halen yaşamaya devam ediyoruz şu anda. Tabii ihracatçıya bakarsanız, ihracatçı nominal olarak söylüyorum, yani kurların halen bugünkü seviyelerinden çok fazla memnun değil. Hep dönüyoruz dolaşıyoruz, rekabetçi kur seviyesidir, işte bu kur, evet, ne olmalı falan tartışmasına çok takılıp kalıyoruz ama yani sanıyorum enflasyonda eğer bu Merkez Bankası'nın ve Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği o dezenflasyonist süreç gerçekten başlar, herkes ikna olmaya başlarsa bu enflasyon düşüyor vesaire konusu, o zaman Türk lirasında da biraz evvel Hakan'ın söylediği o artış hızı da iyice yavaşlayacaktır diye düşünüyorum. Yılın ikinci yarısından itibaren. Ama burada tabii ihracatçı 2024 gelen siparişlerine de hangi kuru kullanacağı konusunda da halen kafası şu anda Murat çok karışık. Yani orta vadeli programın bu sene 30 lira olur, 2024'ün sonu 42 lira olur varsayımlarını ilk duyduğumuzda en azından bana çok yüksek gelmişti. Orada, yani orada rakam olarak değil de hesaplama. Hesaplama varsayım çıkan, olarak. Evet, yani en son beklenti anketinde de 39 çıktı mesela 12 ay sonrası için dolar. Evet, yani 3 aşağı 5 yukarı demek ki 70'e yakın ankete katılan var yanılmıyorsam. Yani Türkiye'nin %70'ini temsil eder bence döviz işlemlerini. Yani onların da beklentisi orada. Bankaların bakıyorum vadeli kontrat işlemleri Haziran'a kadar yapılıyor. Haziran sonrası çok yapılmıyor. Orada da 36 liralar seviyesi çok kullanılıyor. OVP'nin ortalama seviyesi gibi. 36-80 gibi, değil mi? Yani
Sene sonunda hani 42 lira, 43 lira gibi. Eğer 42 lira ise... 2024 sonu için. Tabii için 2024 yani. Sonu için. Yani kur %40 artmış olur. Enflasyon da 36-38 falan merkezin koyduğu hedef gibi gerçekleşecekse... enflasyon kadar kur artışı yaratmış olur. Ya da 45 gerçekleşir, işte 42 filan da... Az önce evet, söylediğiniz yani. Gibi yabancı evet. yatırımcı girişiyle beraber işler daha farklı bir noktaya gelebilir. Gelebilir. Ama, evet. ama hocam şimdi enflasyon nedeniyle fiyatlama alışkanlıklarında ciddi bir bozulma var. Evet. Kurdaki artışın enflasyon etkisi, geçirgenliği çok ciddi manada yükselmiş durumda anında. Evet. Anında eskiden Temmuz daha Ağustos'ta gecikmeli. Gördük. Aynen öyle. Evet. Dolayısıyla i̇şte, o da çok büyük bir çelişki çok, yaşıyoruz orada yani. Çok evet. işte o sarmaldan çıkabileceğimiz yer gerçekten bu dezenflasyonist süreç başlıyor mu? 2024 Haziran o tarih söyleniyor. Ki o zamana kadar da Mayıs'ta %75 falan enflasyon diyoruz. Zirve olması. Zirve. Değil. Yani ondan sonra ikna olmaya başlayacağız. Şu anda hiçbirimiz ikna olmuş değiliz. Ya siyaseten bir şeyler söylenebilir ama bence bunları anlatmak için mesela ekonomi yönetimi bu türden açıklamalarda pek bulunmuyor. Bunları söylemek için henüz erken. Dengelerimiz tam oturmadı. Yani Türk lirası değerlenecek gibi bir şey. Peki burada ihracat tarafı nasıl olacak? Zaten arada bir tür bir fark var. Bir boşluk var orada. Yani o boşluk dolacak mı? Dolmayacak mı? Yani dün bir takım sıkıntılar yaşadık biz. Kendi kendimize yaptık bunları. Şimdi hani daha henüz tam bir hala nekahat devresinde böyle bir iyileşmenin bazı uçları var. Geçen hafta da biraz konuştuk. İşte cari dengede bazı bütçesinde falan öyle. Var ama bunlar şimdi hani Türk lirasının artık yani sonuna gelindi değer kaybının demek çok şey olmayabilir. Zamanlama itibariyle erken. Zamanlama itibariyle erken siyasi bir söylem gibi. Evet, siyasi doğru. söylem öyle kabul etmek evet. lazım. Çünkü ben bakıyorum teknik tarafta ya da ekonomi yönetimi tarafında bu söylemler pek yok. Bence doğrusu da öyle. Çünkü burada daha henüz makroekonomik dengelerin tam yerine oturduğunu söylemek evet. mümkün değil. Oranın da oturması ancak finansal tarafta, para politikaları tarafında işlerin tam rayına girmesiyle mümkün. Orada bir finansal istikrar sağlanmadan reel sektöründe ve makroekonomik dengelerin de istikrarı kolay kolay sağlanamıyor. Bunu defalarca doğru. yaşamış tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu biraz siyasi bir söylem olarak da değerlendirilebilir. Ki Merkez Bankası yaklaşımında da çok doğru yaptığını şimdi daha da iyi görüyoruz. Yani enflasyonla mücadele sürecinde bir geçiş dönemi ilan etti. İlk açıklanıp biz ilk gördüğümüzde bu evet. geçiş dönemini biraz yadırgamıştık ama doğru olduğunu şimdi daha fazla görüyoruz. Yani ondan önceki dönemde yapılan bütün düzenlemelerin finansal kesim ve reel kesimi etkileyen para, döviz ve kredi işlemlerinde kademeli olarak ortadan tamamen kaldırıldıktan sonra Hakan'ın dediği gibi finansal istikrar noktasında dengelerde nerede olacağız? Evet. Esas dengeler orası olacak. Yani bugünkü dengeler halen çok kabul edebildiğimiz dengeler değil. Yani Türk lirası değerlenecekse hiç kimse bundan rahatsız olmaz. Ama gerçek parametrelerle onun değerlenmesi evet. önemli. Bir şeyler tutularak değil. Şimdi aslında söz çok güzel bir yere geldi. Bir sonraki konumuza bağlayabilmek adına hem reel sektörü, sanayici hem de makroekonomik gelişmeleri değerlendiriyor ama yönetmen de bastırıyor reklam diye. Bir gidelim ondan sonra rahat tamam. rahat konuşalım. Bir aramız daha var ondan sonra tekrar buradayız. Programımızın son bölümündeyiz değerli izleyenler. Araya gitmeden hemen önce şunu konuşuyorduk. Türkiye'de bozulan ekonomik ortam ortodoks piyasalara dönüşle birlikte yenilenen ve güven tesisinin ciddi manada bir noktaya geldiği ancak hala yapılması gereken çok iş olduğu bazı yanlışların sonucu olarak çarpıklıkların devam ettiği bazı noktalarda devam ettiği mevzunu konuşuyorduk ve bunun sonuçları için ne kadar çok çaba sarf edildiğini ve sarf edilmesi gerektiğini konuşuyorduk. Şimdi sırada hem reel sektörü hem sanayi reel sektörü hem de makroekonomik gelişmeleri yakından ilgilendiren bir konumuz var. Bugün Türk Metal Sendikası ile metal sanayi işverenleri arasında 26 Eylül'de başlayan görüşmelerin bugünkü ayağı gerçekleştirildi ve bugünkü toplantıdan da herhangi bir sonuç çıkmadı. Çünkü işverenle işçi arasında çok ama çok ciddi bir talep farkı var. Süreçte sona erdi.
Yani konu tek başına değil. Bunun emeklisi var, asgari ücreti var. Var oğlu var. Evet, yani ben işin şu tarafına bakayım. Şimdi bir enflasyonla mücadele programı izliyoruz. Burada etkili olan 3 tane ana politika var. Bir, para politikası, burası çok etkin gidiyor. İkinci taraf maliye politikası tarafı, bütçe bir miktar hayal kırıklığına uğradığımızı söyleyebilirim. Çok yüksek bir bütçe açığıyla. Üçüncüsü de ücretler politikası. Ben o anlamda biraz bakıyorum. Burada çok ciddi bir tercih meselesi var. Yani enflasyon kadar ücret artışları mı? 2024 hedefi kadar, yoksa geçmişten gelen gerçekleşen enflasyon kadar mı meselesinde, şimdi metal iş ve MES arasındaki görüşmelerde zaten bu farklı iki yaklaşım, çalışanlar geçmiş enflasyon tarafına bakarak tekliflerini sunuyorlar, beklentilerini ortaya koyuyorlar, kendi açılarından haklılar. Öbür taraftan ise beklenen enflasyon, hedeflenen enflasyon kadar yaklaşımı, arada buluşma. Ama MES Metal İş o arada buluşamadı ki ben bilemiyorum, Hakan çok da gazetecilik şeyiyle yakından takip ettiği için MES ve Metal İş belki de 2022'den bu yana, özür dilerim, Türk Metal. Yani 2022'den bu yana belki de 2023'ten beri ilk defa uzlaşamadı. Yani belki de. Doğru. Yani den beri tabii o işte senin söylediğin bütün dengelerin bozulmuş olması. Bayağı iyi ilişkiler de oluştu yani. Çok. Aynen öyle. Ama sadece besin, bu sendikayla bir... işveren arasında değil. Her alanda o dengeler maalesef. Tabii buradan senin söylediğin asgari ücret, diğer memur maaşı artış, yani kamu çalışanları, emekliler, özellikle 7500 lira alan emekliler kesiminin çok ciddi bir artış beklentisi var. Yani MES'le şeyin görüşmesilerinin bir uzlaşmayla sonuçlanmamış olması diğer ücretler tarafında da biraz şeyi arttırdı. Söyle adını. Yani hem beklentiler tarafını da arttırdı, hem de bir uzlaşma hangi noktada olabilecek belirsizliği arttırdı diyeyim açıkçası. Bakalım göreceğiz. Ama önümüzdeki haftalarda bunu çok konuşacağız. Aralık'ın ilk haftası değil mi? Asgari Ücret Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Doğru. Orada da verilen mesajlar vardı. Bugün yine verilen bir artış ve yine enflasyon hedefi kadar konusu biraz öne çıkıyor. Ama bilmiyorum Hakan. Yani, evet, doğru. Doğru hocam. Yani bir tek artış diye Sayın Işıkhan ve Sayın Bakan ifade etti. Tek artış olabilir. Yani o yönde yani çalışmalar. Duruma bakacağız ama diyor tek artış zaten eskiden İşler tek artış gidiyor çünkü diyor. Evet. Orada yalnız tek artış olur ise Ocak ayında yapılacak olan artış oran olarak biraz daha yüksek olabilir Murat. Asgari ücret tarafı. Zaten şu değil anda yani... Canan Sakarya parlamento muhabirimiz Ekonomi Gazetesi'nin sabah konuştuğumuzda bu ne deniyor filan diye AK Parti kulislerinde 17 bin lira gibi rakamlar konuşuluyor filan dedi. %50 yani artış hesapladık. %50. %50. Bir kere ve %50 gibi bir yaklaşım öne çıkıyor. Bir şey öne çıkıyor gibi. Birazcık üstünde olabilir. 11.400'den 17 bin olabilir. Yani işte o civarlar artık onu hesaplarlar, bir şey yaparlar yani. Direkt 17 bin olur ya da biraz altı olur, biraz şey olabilir. Yani onu hesaplarlar ama tabii ki işte o yani bu hem yani bir yanıyla doğru bir artış olması, daha önceden de böyle yapılıyordu. Ama şu andaki koşullar henüz yerine oturdu mu taşlar derseniz çok oturmuş gibi görünmüyor. Enflasyonun hala biz yavaş yavaş işte TÜİK rakamlarının ya doğruları da yansıtıyor olabileceğine ilişkin konuşuyoruz. Ama insanlar hayat pahalılığını hissetmeye ve hatta yoğun olarak hissetmeye devam ettikleri için yani bu bir kerelik artış meselesi onlarda bir hayal kırıklığı yaratabilir. Öbür taraftan da hocamın söylediği gibi bir kere yapacağız diye yüksek oranlı bir şey yapılırsa, yani bu enflasyon hedeflemesinden filan biraz daha farklı diyelim, %50 veyahut da üzerinde bir şey olursa, bu sefer de işveren kesimi için sıkıntılar baş gösterecek. Birçok emek yoğun sektör için. İşte problemler o kadar çok başka sıkıntıya sebebiyet veriyor ki, bir problem var, o problem başka bir probleme göbekten bağlı ve başka bir şeyi bozuyor, o başka bir şeyi bozuyor. Maalesef bir türlü önümüzü görmek yerel seçimler öncesi bir dönem yine. Yani ne kadar siyasileşir, çünkü bundan önceki asgari ücret artışları çok siyasileşmişti. İki sene boyunca iki defalar olması vesaire, o süreç bozulmuştu.
hep çok öncesi sonrası çok yakınındaki seçimler nedeniyle olmuştu açıkçası. Şimdi bir yerel seçimi de göz ardı etmemek lazım evet. siyasi olarak. Metal iş kolundaki toplu sözleşme meselesine gelince, yani hocamın da söylediği gibi epey bir zamandır böyle pek fazla uzlaşmazlıklar ön plana çıkmıyordu. Evet. Aksine hani MES tarafının da yaklaşımlarında hakikaten son dönemde ciddi bir takım şeyler var, değişiklikler var. İyileşme anlamında, olumluluk evet. anlamında. Ücret dışı yan verilen konularda bazı yine çünkü uzlaşmalar oldu. Çünkü ben de bazı toplantılarına katıldım. İş gücü şey, piyasasındaki değişiklikler de aynı zamanda işverenin biraz daha yapıcı olmasına sebebiyet veriyor. Evet. Kesinlikle onun da etkisi vardı. Etkisi mutlaka tabii evet. ki bir ticari ya da işte sonuç olarak işle ilgili bir tarafı mutlaka evet. değerlendirmeler vardır ama mesela araştırmalar yapıyorlardı, yapıyorlar hala. Ya kim nelerden sıkıntı var? Mesela biraz önce konuşuyoruz ya, sağlığı ucuzlatmamız lazım. Çünkü pek çok insan hastanelere gittiği zaman bazen devlet hastanelerinde, kamu hastanelerinde yeterli şeyi göremiyor. Özel hastaneye gittiğinizde hizmeti evet. alamıyor. Ama ya da çok uzuyor süreçte. Çok uzuyor. Çok doğru söylüyorsun. Ama öbür değil, taraftan özel hastanelerine gittiğiniz zaman bu sefer de korkunç bir maliyet. Ya bunu katlanmak mümkün değil. Mesela özel sigorta yaptırıyorlardı. Evet. Yani her bir şeye, sözleşmeye özel sigorta yaptırılıyordu. Bu önemliydi. İşte çocuklarına mutlaka bir takım fonlar, destekler, eğitim bursları falan bunlar sağlanıyor. Bunlar hakikaten bir olumluluk da yaratmıştı. Bir iş barışı bakımından evet. metal iş kolunda ki bu 145 bin kişiyi işçi ilgilendiriyor Türk sektörler. Metalleşe. Hepsi çok önemli çok sektörler. Sayılı. Hepsi Türkiye'nin en büyük ihracatçıları. Yani çok ciddi orada yakınen izlenecek. Şimdilik bir uzlaşmazlığa gitti. Bir uzlaşmazlık tutanağı da oldu. Tutuldu. Doğru. Ama bundan sonra da mutlaka görüşmeler olacaktır. Çünkü mutlaka Türkiye artık. Ekonomisi açısından da bayağı çok ciddi lokomotif sektörlerin ve şirketlerin olduğu bir alan bu. Pekala. Çok teşekkür ediyorum. Biz Hakan teşekkür Gülden. Ederiz. Çok teşekkür ederim Can Fuat Gülesel. Biz de teşekkür ederiz. Hocam şey konuşamadık işte. Yabancı doğrudan yabancı yatırımcıları konuşamadık. Onu önümüzdeki haftaya mutlaka ama. Konuşalım. Doğrudan yabancı yatırımcı. Yatırımcı mı geliyormuş hocam? Hayır. Doğrudan yabancı yatırımcı tanımı da bayağı değişmeye başladı. Bu son entelektüel ve magazinsel gelişmelerle de önümüzdeki hafta ona bir değinelim. Tamam, onu ilk konu yaparız. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, ekonomik görünümü burada bitiriyoruz. Yaklaşık 6 dakika sonra küresel piyasalarla tekrar birlikte olacağız.